Hop, yeniden merhaba arkadaşlar. Aynı gün içerisindeyiz. Evet, gittim bir mola yaptım. Geldim hemen. Fark ettiyseniz ekranı da hiç değiştirmedim. Kaldığımız yerden devam et tuşunu bu sefer kullanacağız. Bir önceki bölümde Lincoln muharebesini gerçekleştirdik. Bir kuşatma savunması yaptık. Daha doğrusu dışarıdan geldik. Savunmaya yardımcı olduktan sonra kaleyi de savunduk. Bir devam et diyelim. Çık demeyelim bu sefer, evet. Hatırlarsanız ilk bölümde bunun şeyine düşmüştüm aslında. Gave Matilda the upper hand in her fight for the English crown. But in the years that followed, fragile loyalties shifted and under threat of capture, Matilda was forced to retreat. As her holdings in England came under attack from the king's army, it fell to her son Henry to keep Matilda's claim to the throne alive. Wellingrove Groft kuşatması 1153'teyiz arkadaşlar. Wellingford. Bu nasıl okunuyor aşkım? Wellingford. Wellingford. Doğru okuyorum. Wellingford kuşatması. 1153 yılındayız arkadaşlar. Matilda ve Stephen Taç Savaşı Wellingford'da sonuçlanacaktı. İyi de Stephen'ı esir düşürdük. Matilda'nın ordusu sonradan serbest bırakıldı herhalde falan. Oradaki hikaye biraz hızlı aktı. Matilda'nın ordusu kaleyi koruyabilirse taht üzerinde hakkını geri kazanabilirdi. Gene bir savunma yapacağız galiba. Bu sefer hızlı da oldu. Oh my god. Oh my. Inside the strong stone walls of the castle at Wallingford, Matilda's men held firm against a brutal siege by forces loyal to King Stephen. King Stephen's army had constructed a fortified perimeter outside the castle, trapping Matilda's men inside. However, reinforcements were on the way from Matilda's son Henry. Ha, bu sefer daha tahkimatlı bir yapıyla gelmişler. İngiliz karakollarını yok et 10 dakika içinde. Teşekkür ediyorum beni bu gerginliğe maruz bıraktığınız için. Ahırdan da bir şeyler çıkarsaydık. Şimdi burası haritanın dışı. Şuraya bir yemek yeri daha yapalım. Şehir merkezimiz nerede? Burada. Biraz işçi alayım senden. Şurada uyuyan bir işçim var. Bu tamirde kalsın. Tamam. Evet. Kralın sarayı. Hoping to claim Wallingford, King Stephen's siege forces launched a renewed attack on the castle. Tekrar geliyorlar. Bunların arasında bir tane işçim var. Etim çabuk bitiyor. Tamam, güzel. Güzel. What
Onlar için biraz daha altına ihtiyacım var. Biraz işçi gönderebiliriz. Biraz eve de ihtiyacım olacak. Sen gel şurada bir tane ev koyun kondur bana. F1'e basınca hepsini alması lazım aslında ama. Enteresan. En zayıf yerleri... Bu takviye birlikler bana mı gelecek acaba? Şu an sığınak ağı, kale saldırı. Forces held firm against the attack, cutting down the enemy soldiers. Bu dışarıda yeni oluşan bir grup yok. Kötü asker kaybettim orada. Taşım biriktiyse şuralara... Dakika içinde bir şey yetişecek ama bu yetişecek şeyine çok... Aa.
Evet. Matilda's forces received word that Henry's troops were getting closer to Wallingford. Soon the combined numbers of the two armies could tip the scales in their favor. Ne dedi anlamadım. Bu şeyler benim için gelmiyor. Yani bana yardıma gelmiyor bunlar anladığım kadarıyla. Yok, bana gelmiş. At last Henry's reinforcements approached Wallingford. United under Matilda's banner, the two armies were ready to engage Stephen's forces. Look at your beauty ready, Frekis. It's liver to hear them! See ya! Ya çünkü öyle bir şeydi ki ünlem. Ünlem korkutucu bir şey ya. Neyse, kalemizi güçlendirmiş olduk. Ya o zaten zırhlı şövalyeler fena yani. Atlıyı tutmaya çalıştım. Bu çıktı bahtıma. Enemy line wavered as Matilda's forces cut down the besieging army, clearing another section of the blockade. Biri şu kasayı alabilir mi? Matilda's forces overwhelmed the enemy. Evet. Cleared the castle's perimeter. Son saldırı dalgasını mağlup et nedir? Bu mudur? Hestes for Anna.
Oğlum girmişler içeri. Bahal harbi ettiler ya. Neyse ki bir şey yapamıyorlar. Ordum geliyor. Orada bir tane adam kaldı. Son saldırı dalgasında mağlup ettik. The joint forces of Matilda and Henry had thwarted King Stephen's siege of the strategic castle at Wallingford. After over a decade of conflict, Matilda's claim to the throne. 10 yıl mücadele etmiş bu arada. Şimdi 17 dakika olmuş. Birleştirelim mi hemen? Bence hemen birleştirelim ama bilemedim. Eda da fikir verebilecek durumda değil. Evet, seviniyorum. 17 dakika olmuş. Devam edeyim mi sence? O, evet, bir sonraki ne kadar sürecek daha sonra? Bilmiyorum. Neyse, hemen devam et diyelim arkadaşlar. 2 bölüm bir arada. 17 dakika çok kısa çünkü yani. Gerçekten. Willingford. At Wallingford, in the shadow of the castle. Aa, o kale bu kale miymiş? Güzelmiş. Proved it was still willing to fight King Stephen for the crown. But after 15 years of conflict, both sides had had enough. So, they made a deal. Matilda would surrender her claim to the throne. Niye? On condition that when Stephen died, her eldest living son Henry would succeed him. Ha. Year later, he was crowned King Henry II and proceeded to grow the kingdom into the mighty Angevin Empire. But once again, what the king had spent his orada bir şeyler oluyor. His own children were destined to destroy. İsyan çıkıyor şu anda. Yani bizim adına savaştığımız Matilda büyük oğlu tahta geçebilsin diye kendi iddiasından vazgeçmiş oldu. Aslında aynı şey oldu da. To divide up his kingdom between them, but they fought bitterly for dominance. Against the odds, Richard, Henry, Geoffrey, John. John became king, but King John was deeply unpopular. Sevilmiyordu yalnız ya. En küçük çocuk, sevilmeyen çocuk. He lost huge swathes of the Angevin Empire gained by his father, then failed to reclaim them in expensive battles. Paid for by taxing his subjects. Hep vergi problemi. England's barons could take it no more. They forced John to agree to a charter that restricted his power. The Magna Carta. But he went against his word. Furious. Tarihteki ilk anayasa. In 1216, Louis sailed to Dover and set his sights on taking this. Dover Castle. Yalnız hala aynı şekilde ayakta kalması kalenin. Bayağı sağlam duruyor yani. It was commanded by Hubert de Burgh. He described the castle as the key to England. He was right. If it fell to the French, so would the kingdom. Yalnız gerçekten pozisyonunu da gösteriyorlar ya böyle. Hani o denizin pozisyonuna göre. Siege of Dover. Dover. 1216'dayız. Dover kuşatması. Kral John. Sevilmeyen küçük çocuk John. İngiliz baronları kızdırmıştı. Tam bir ayaklanmayla Fransızları istilaya ve Kral John'un zayıflığından yaralımına yararlanmaya davet ettiler. Önlerindeki tek ana... Tek bir ana tahkim duruyordu Dover'daki kale.
O Manş Denizi'ne bakan kısımdaki fiyordumsu demeyeyim de böyle uçurum var yani yapılar çok şey duruyor yani böyle nasıl söyleyeyim göz alıcı yani ve bilmiyorum yani oradan gerçekten kuşatmalar falan nasıl oluyordu acaba o dönemde. Şimdi o kadar net görür müyüz bilmiyorum da çok dik yamaçlar vardı. Yani aslında Norman hikayesinde sonuna doğru da geliyoruz. Son bölümü o zaman ayrı yaparız hiç olmadı. Oradan kurtarız. Gerçekten 17 dakika kısa bir şey olurdu. Yani benim de içime vermezdim. Bir tane var, sanırım saldım arada bir tane 17 dakika, 20 dakikalık kısa bir bölüm. Ama ona da zaten reaksiyon geldi. Abi ne yapıyorsun diye. Ha? Bir arkadaşımız, seven bizi sevenlerden. Kim dedi diyordu hemen. Kim? Asked to invade by the rebel barons, Prince Louis's French army launched an assault on the castle at Dover. Salep güzel. Opening a crack in the outer defenses, the invading forces charged the castle walls. The garrison at Dover would meet the French with clenched fists. Güzel yapmışlar ama bak benzetmişler. O hikayedeki kaleye biraz benziyor gerçekten. Commander Hubert de Burgh rallied his men to hold back the French and defend the castle. Şimdi gene neyim var? Fransız saldırısını bozguna uğrat, Fransız kuşatmasını oyala. Sen bana bir 4 işçi ver en başından. Ne olduğunu bilmiyorum şu an. Odunda kimse yok. Ha, abi çok güzel yapmışlar. Bir saniye durabilir miyiz burada? Burayı göstermiyor mu bilmiyorum. Teknoloji ağaçları nedir? Abi çok güzel yapmışlar. Bak arka tarafına düşmüş gerçi ama belki coğrafi olarak bu şekildedir. Aa bak çok hayran kaldım şu an gerçekten ya. Olabilir. Olayı da o olabilir. Ama burada ormanda yani ağaç toplayacak şeyim yok. Durumum yok. Doğru mu algılıyorum abi? Niye şunları kesemez miyiz? French attack and prepared for a second, a new resistance force was building in the English countryside. Wilkin, ha bu bizim şey. Fierce patriot known as Wilkin of the Weald began to muster a resistance to the French invasion. Determined to keep the crown in King John's hands, Wilkin would rally every available archer to the cause. Tamam. Şurada oyun kaydedildi. Güzel. Tamam, bana burada bir ekstra köy daha vardı. Market vardı. Güzel. Şimdi şunları bir geliştireyim ben. İşçi vermedi. İlave tüccarlar üret. Yeterli kaynak yok. Bir yerden altın kazanmam lazım. Ne gibi? Yemek satarak. Yiyecek al, yiyecek sat. Üç tane yapmam lazım. Tamam, yiyecek sattım, üç tane şey aldım. Bu Wilkins peki ne veriyor? Oradaki bir şeyin ayarını mı kaçırdım acaba? Fransız kuvvetlerini Wilkin ile engelle. Tamam. Dover şehrinden.
Oraya çıkabilecek mi bunlar? Okçu askerler diyor. With his bowmen assembled, Willekin planned to ambush the French siege engines on their way to the enemy camp. Bu ne? Kuşatma silahı geliyor. Eyvallah. Şurada biraz daha yiyecek üretimi yapabilirim. Anladığım kadarıyla biz burada bu anlamda tamam. Ne yapma aşkım? Falan yapıyorsun da yapma bebeğim. Neden? Bu sanırım ticaret yolu açıyor şu anda ve yemek satarak şu anda evet güzel altınlar kazandım. Şehrimiz burada. Buradan işçi getirsen bana biraz daha yemek için şey biriktireyim. Şuradan aslında arbalet güzel vuruyor. Keşiş de yapalım. Birazcık 500 altın 500 altın an gestiler yolunu saldırı hızı bonusunu değerinden tam buna ihtiyacım yok gibi düşünüyorum şu anda. Biraz taş satmaya taş satmama gerek var mı? Yok bence. Güzel bir savunması var şehrin. Wilkins'im nerede benim? Gel abi. Yiyecek. Bol bol yiyecek yapacağız abi. Elimizdeki bütün verimli topraklara ekeceğiz. Gerekirse odunu da alırız yani. Şurada Allah özür dilerim 500 para lazım. Taş satabilirim. Şu an taşa çok şeyim yok. Yemeği de satmaya devam edebilirim. Sat 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 sat. Yemek çok toplayacağız. Yemek iyi toplayacağız çünkü. Tamam buradaki şeyleri topladım. Kuşatma silahı, kuşatma silahı. 3 tane kuşatma silahı gidiyor. Ama ağır zırhlılar var. Ben bunları ne yapacağım? Wilken yanındakileri Willekin's
band of archers made short work of the French reinforcements. But if they hoped to ease the burden on Dover's garrison, Willoughby's ambush force could not relent. Some French reinforcements made it to their siege camp, adding more numbers to their next attack on the castle. Ben bu olayı tam yapamadım. Ya da yaptım bilmiyorum. Şu an... Tamam. Burada ben birikmeye devam ediyorum. Şurada heal yapacaktım. Altınsız süvari yapacağım. Bunları bayağı büyüttüm. Et. Neden gitti bu? Üretim kuyruğu da oldu. Eyvallah. Okçuları da bayağı geliştirdim. Nerede okçular? Burada. Başka bir gelişim var mı? Yok. Demirci. Evet yap kardeş. Bu ne? Asgari... Kuşatma ve taşıma. Karbonsuzlaştırma güzelmiş. Altın ihtiyacım var hemen. Aşkım sakin. O altını alayım. Gelişmeler önemli çünkü. Geliştirmeler. Yani kızgın yağ ihtiyacım var mı? Aslında deneyebilirim. Bu da güzelmiş. Biraz pahalı bir geliştirme oldu ama. Olsun. Sıradaki saldırı için düşman takviyesi yapmamı istiyor ama bir tane kuşatma şeyi... Kırabildik burada. Buradan ben yukarı çıkamayacağım sanırım. Şununla arkadan vur kaç deneyeyim mi acaba? Sakin. Sana demedim ya da. Ama sen de sakin ol bebeğim. Yani. Arkadaşlar. İnanılmazsın gerçekten. Sakin değil miydin? Aa yok çok şey oynuyorsun. İç kaleye ihtiyacım yok ekstradan. Kuşatma atölyesine de ihtiyacım yok çünkü zaten ben kuşatma altındayım. Şunlardan hangisi cephanelik? Şu var. Taş sura da ihtiyacım yok. Şunlardan yapabilirim belki vursun isterim. Yani şöyle birer tane. Nereden gelecekler mesela? Buradan gelmeyecekler. Şu kapının yanına şuralara yapabilirim aslında. Yap kardeş. Sen de şuraya yap bir tane. Çünkü bu taraftan değil, iki taraftan gelinecek. Yap abi yap. Şurada tamir edilmesi gereken var. Bir tane dışı kırılmış. Fransızlar Dover Kalesi'ne saldırıyor. But thanks to Willikin's ambush force, the enemy could not attack at full strength. Surlara çıkmasınlar da. O kuleleri yeniden dikmemiz lazım. Ablalarım.
With Willikin's archers weakening the siege from outside the castle, the garrison at Dover repelled the French attack. Willikin ordered his archers to resume their strikes on the French reinforcements. Biraz gaza gelmiş olabilir miyim? Oyunu kaydetme, dur. Şuradaki takvimatı yeniden güçlendirmem lazım. Şurada pusu kuracağım yer arıyorum da. Burası Fransız garizonu mu acaba? Evet. Willikin spotted a group of English fighters engaged in battle with the enemy and rushed to their aid. Kaçırıyorum arkadan onları ama. Tam bana dahil olsaydınız bari. Hadi şu müttefiklere ulaşayım. Çok yanlış zamanda mı aldım acaba bu kararı? Willikin's resistance force continued to grow, adding more skilled men to its ranks. Kuldanı da çokmuş. Şurada önlerini kesebilirsem. Yetişeceğim. Altın isteseymiş biraz.
Neyse, mızmızlanmayacağım şimdi. Atlımız yok. Atlı yok. Ben yanlış mı görüyorum? Atlı var. Sen iptal. İçiyorum. Evet. Şurada tarlalara devam. Tamirlerimizi gerçekleştirelim. Güzel sayıda okçu var bu arada şeyde, tepede. Üretimi kesmeyelim ama. Atlı iyidir. Okçu iyidir. Zavaşçı da iyidir. Zavadanak. Evet. Şimdi o işçileri göndereyim. Daha sonra geri gerekirse çekerim. Şimdi savaş hattında tamir arasında kalsın istemiyorum. Anlıyorum sizi. Niye uğraşıyorsun? Boş. Ay, benim burada kontrolsüz hareket ettim ve askerlerimi kaybettim. Şurada ormanın içine saklayacaktım. Şöyle saklayayım onları, böyle en azından koşabilecekleri bir yere. Tamam, bunlar burada dursun. Çıkabilirim aslında, bir deneyeyim. Çok kalabalık değildir burası diye düşünüyorum. O mancınık nasıl vuruyor bakalım. Maşallah ama gerçekten. ...78 kişilik bir şey kurdum. Güzel yani. Bence sayı olarak. Nereden geliyorlar Allah aşkına yani. Willikin's archers had decimated the French reinforcements. But undeterred, the French mustered what troops they could and launched another attack on the castle. Size kim harekete geçin dedi? Öyle bir şey yok. English garrison held fast, refusing to let the castle fall to the French invaders. Şu vololo yapıyor mu? Lan bir dur. Durmadı ya. Vololom gitti ya. Kaçmayın, kaçmayın oğlum.
Yalnız şu kıyı şeyi çok güzel yapmışlar gerçekten. Şurayı çok beğendim ya. Saçma bir detay ama ya gerçek realiteyle birebir yani. Ne yapacağını kestiremediğim için korkarım aşkım yani. İçeceğim. İçiyorum zaten. Şu anda en azından kalenin önündeki şeyi de hallettik. Eğer burayı da yık falan derse ona göre mancınık falan yapmam gerekecek aslında. Yani. Şu gidiyor. 6 dakikada bir şey daha var. Ben bunun burada önünü keserim abiler. Bunu çift tıklayınca ha. Asker basmaya devam edeceğim. Özellikle ucuz asker altınları mancına ayıracağım. Evet. Ben burada bir tahkimat oluşturdum ama yön değiştirdiler şu anda. Bakalım ne kadar mesafeden vuracak o. Bunu kurmak falan mı gerekiyor acaba? Şu an çok da mantıklı bir hareket değilmiş ya o. Baksana yıkamadık bir kuleyi ve menzili yetmiyor yani. Böyle iş mi olur abi?
Kızdım birazcık. Nerede bizim mühendislerin kulağını çekeceğim. Yani böyle daha kolay yıkılıyor abi. Bilemedim. Eyvallah, bilmediğim bir şey vardır belki de çözeriz ileride. İsteğe bağlı mı? Şu an ete dayalı üretim daha çok cezbetmeye başladı beni. Combined grit of the English garrison and Willikin's surprise attacks ensured that Dover hadn't fallen yet. Now the English prepared to repel the final French assault. Geri çekilin! Geri çekilin! O iki kampın birini mi yok etmiş sadece? Dört kamp nerede acaba? Şu güzel bir icat ya. Vakti zamanı için tabii de. Şimdi için düşünsene, şimdiki savaşlarda bu tarz bir şey kullanıyoruz. Yok, bu surun yanına yanaşıyor aşkım, içinden adam çıkıyor falan böyle bir kule. Aynen.
Kamplardan birini yok edebildik. O da hangisi bilmiyorum. The tenacity of Hubert de Burgh's loyal soldiers forced Prince Louis and the rebel barons to abandon their siege at Dover. And thanks to the efforts of Willekin's fearless archers, England remained in King John's hands. Willekin's de dönemin Robin Hood'u mu? Okçu, böyle fierce okçu. Öyle bir şey galiba. Victory, evet. Böyle 15 dakikalık bir bölümle birleştirince 1 saate çıkıveriyor. Ama yok, devam etmeyeceğim artık. Video uzamasın, sıkmasın. Dover kuşatmasını başarıyla tamamladık arkadaşlar. Dover aşılmaz bir hisar çıkmıştı. Fransız istilası başarısız oldu ve Kral John'un düşmanları geri çekildi. Yani aslında burada şeyi de çok güzel gösteriyor. O Britanya'nın, hani Vikingler haricinde hiçbir kimse tarafından kuşatılamamış olması, yani inanılmaz bir şey gerçekten. Tarihi birebir yaşıyoruz arkadaşlar. Lafı sündürmüyorum. Bir sonraki tarih bölümünde diyeyim. Artık bunlar çünkü gerçek tarih. Güzel olan tarafı da o. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyoruz. Bye.